İçimde öyle bir kötü his var ki onu bir daha göremeyecekmişim gibi. Kuruntu yapıyorsun bence dede. Elif Ayşe'ye zarar vermemek için bizden kaçtı. Öyle olsaydı bir haber verirdi. Merakta bırakmazdı beni. Ayşe de çok telaşlanmış. Arayıp duruyor sabahtan beri. Bir şey öğrenirseniz haber verin diyor. Geç kaldık. Koruyamadım Elif'i. Söz verdim. Seni yaşatacağım diye. Ama sözümde duramadım. Dedeciğim, bana nasıl söz öyle? Ölmüş gibi konuşma kız Allah aşkına. Yani Elif kayıp, sen mezara gömüyorsun. Elif yok. Nerede Elif? Hı? Nerede? Yani bir yerlerde olsa karşımıza çıkardı. En azından bir mesaj atardı. Ama ben eminim. Kesin bir şey yaptı kendine. Kesin. Ben çocuklarımı yaşatamadım. Torunum da elimin altından kayıp gidiyor. Ben ne dede olabildim ne de baba. Lan ne biçim adamım ben ya? Dedem, ben senin Elif için yaptıklarını başından beri görüyorum. Senin Elif'i yaşatmak için yaptıklarını görüyorum. Ben şahidim. Kendini suçlama. Gaddar, vicdansız adamın tekiyim ben. Tiz. İki tatlı sözü esirgedin çocuklarımla. Vermediğim baba sevgisinin acısını hayat çıkardı benden. Gene de akıllanmadım. Ayşe'yi bile yok saydım. Sırf anasının hesabını sormasın diye benden. Yıllarca unuttum kızı. Şimdi kalkmış ondan medet umuyorum. Kız benden nefret ediyor. Daha 3 gün oldu tanıyalı. Ayşe haklı. Tanımadığım insanların gözünde itibar sağlayabilmek için en yakınlarını harcayan adamım ben. Değilsin dedem, değilsin. Hoş geldin Veli ablacığım. Vallahi hiç hoş gelmedim Betül. Ne oldu? Yaman'ı polisler götürdü. Ne? Adnan'ı öldürmekle suçlanıyor. Yapmaz o. Ya kesin bir yanlışlık var başın içinde. Ben Yaman'ı tanıyorum. Yaman böyle bir şey yapacak bir çocuk değil. Fediye abla kim ne derse desin ben inanmıyorum. Vallahi artık son zamanlarda öyle şeyler gördüm, öyle şeyler yaşadım ki... herkes her şeyi yapabilir gibi geliyor bana artık Betül. Fediye abla bak lütfen sen sakin ol. Kendini bırakma tamam mı? Zeytin yukarıda ellerini yıkıyor. Seni böyle görmesin. Zeytin de geldi. Yine mi ağlıyorsun? Yok aşkım ağlamıyorum. Betül ablam bir şey anlattı da biraz duygusallaştım sadece. Annesi. Zeytin sana ne hazırladı biliyor musun? Aa bilmem. Ne acaba? Sürpriz. Öyle mi? Bak çok merak ettim şimdi. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım geleyim tamam mı? Bakalım sürprizin o zaman. Tamam canım. Ben geliyorum. Hadi gel Zeytin biz de sofraya geçelim. Gel. Gel. Acıktın mı? Çok mu? Alo.
Efendim? Alo? Kimsiniz? Alo, kimsiniz? Konuşur musunuz? Alo? Merak ettim seni. İyiyim canım, iyiyim. Ya sadece Yaman'a özür dilerim diyeceğim ama otogarda karşılaştığımızdan beri bir tuhafsın sen. Memlekete gitmek iyi gelmedi herhalde. Hatıralar hortladı. Neyse hadi gel yemeğimizi yiyelim de biz de vakitlice gideriz zaten. Hiçbir yere gidemezsiniz. Bırakır mıyım sizi? Hadi gel. Kalp Yarısı ATV'de.